Şuradan çayımızı bir alalım. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız canlar? Evet. Güne başladık. Uykumuzu aldık mı, almadık mı hiç bilmiyorum. Ben sertem gibiyim. Her gün ben uyandığımda şu an bir baş ağrısı da var bende. Çünkü benim uykularım kopuk kopuk olduğu için hiçbir şey anlamıyorum. 20 saat de uyusam uykudan hiçbir şey anlamıyorum. İnanır mısınız? Sabaha kadar çünkü saat başı uyanıyoruz. Nilay dolayısıyla. Bir bakayım kapı çaldı. Kim o? Açtın mı? Şey diye tutuk tutuk yapmış oğlum. Onu da bir değiştirseydik hayırlısıyla. Bizim kapının zili bozulmuş. Daha önce de söylemiştim ama kapının zili bozulmuş. Tutukluk yapıyor. Mesela en son ne zaman çaldı kapı? Dün. Dün mesela kapının ziline basıldı en son. Dünden beri böyle takılı kalıyor. Sonra herhalde o tık diye atınca kapı çalıyor. Biz de biri geldi zannediyoruz. Arada böyle oluyor. Bazen geceye denk geliyor. Mesela biz buraya ilk taşındığımızda depremden sonra buranın tamiratını yapıp buraya geç göçtüğümüzde taşındığımızda çünkü daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Daha önce burada 13 sene oturduğumuzda zilimiz sağlamdı. Sadece birisi gelip zile basarsa çalardı. Şimdi buraya taşındık. Aradan böyle bir hafta falan geçti. Ali gece vardiyasında ve evdeyiz. Yatıyoruz. Gece saat 1 mi 2 mi bilmiyorum. Kapı çaldı. Ay bismillah dedim. Bu saatte kapı çaldı. Hayırdır inşallah dedim. Kalkıp kapıyı açmaya da korkuyorum. Kim hırlı var, hırsız var, kim çalıyor ne bileyim. Yani ondan sonra hani şey gibi diğer apartmandaki gibi şey de yok ki, gözenek yok ki şöyle mercekten bakası kim olduğunu. Tabii şeyden bakıyorum ben de, pencerelerden görünüyor bizim. Hem salon penceresinden hem çocuk odasının penceresinden böyle baktın mı kapıda kim var görünüyor. Alper'in oradan perdeyi açtım. Alper'in yatağını oradan perdeyi açtım, baktım kimse yok. Ne Allah Allah falan dedim. Neyse yattım ama korktum tabii ki de. Ertesi gün Ali gelince Ali'ye de anlattım. Sonra aradan 3-4 gün geçti. Yine ben daha evde yalnız yatıyoruz yani çocuklarla, Ali yine gecede. Sabaha karşı 4 falan böyle. Yine kapı çaldı. Ay bismillah dedim, yine kapı çaldı dedim. Böyle bir korktum. Kalktım yine baktım pencereden kimse yok. Pencereden bakıyorum ama pencereden bakmaya da korkuyorum. Yani korka korka bakıyorum. Kimse yok. Sonra Ali neyse ertesi sabah oldu. Ali işten geldi. Yine anlattım. Ali dedim böyle böyle kapı çalıyor dedim. Kendi kendine dedim, birisi geliyor kapıyı çalıyor dedim. Gecenin bir yarısı biri geliyor bizim kapıyı çalıyor falan dedim. Biri bize mi taktı ne oldu ya falan dedim. Allah Allah falan dedim. Sonra bu birkaç defada gündüz olunca anladık ki bizim zilimiz bozukmuş. Zile böyle bastığın zaman zil orada takılı kalıyormuş. Ondan sonra aradan böyle 3 saat, 5 saat veya bir gün 24 saat falan geçtikten sonra orası böyle bir tık diye atıyor zannedersem, atınca kapı çalıyor. Biz de gidip bakıyoruz kimse yok. Allah'ım ya, sonradan öğrendi, anladık yani. Bizim zilimiz bozuk işte, o değişecek, o şey yeri değişecek, tuşu değişecek kapının. Zilin pardon. Zilin tuşu değişecek. Ey Allah'ım ya. Bizi böyle kaç gün, günlerce yani bize korku yaşattı. Alyum birileri bize kafayı mı taktı, ne diye, niye böyle oluyor falan. Gecenin bir yarısı kapını çalması ne demek yani? İnsan korkuyor, yatağına vurduyorsun. Hayırdır inşallah, bismillah falan. Akşamdan hiç bir tane bile bulaşık, hiçbir şey bırakmadım. Dün dün biliyorsunuz şeydi, annemin yemekli misafiri vardı. Dün ben
bütün gün aşağıdaydım. Kahvaltıyı yaptıktan sonra aşağıya indim. Bütün gün aşağıdaydım. O yüzden evde hiçbir iş yapmadım. Hiçbir iş yapmadım. Ondan sonra tabii ki misafirler falan gittikten sonra saat 10'da falan çıktım. Yukarıya çıktığımda tabii ki çocuklar bir şeyler yemiş, atıştırmış. Sabah kahvaltı bulaşı bilmem ne. Akşamdan sonra da yine bir şeyler yediler. Tezgah bulaşık doluydu. Ve ben de çok yorulmuştum. Bütün gün misafir ağırlamanın işte annemin evini temizledim. Misafir ağırla, yemek içmek, koştura koştura lahmacunu yap, çorba yetiştir falan filan. Bayağı bir çay servisi bilmem ne derken bayağı bir yorulmuştuk. Dedim bu sabaha kalmaz bu bulaşık. Ya Allah ya Bismillah dedim. Ali işe gitmeden 11'de işe gidecekti. Dedim çocuk ağlarsa da çocuğa bakar hiç olmazsa. Ali işe gitmeden hemen bulaşık makinesinde de temizler vardı. Hemen boşalttım. Makineyi boşalttım. Kirlilerini doldurdum. Tezgahı mezgahı bir temizledim. Şimdi bulaşığım falan yok Allah'a şükür. Bir kahvaltı bulaşığım çıkar sadece. Bu da bunun içine giriyor. Allah'ım ya. Kahvaltı bulaşığım çıkar sadece benim. Artık. Onun dışında bugün ne yaparım diye böyle sabah kalktım kalkalı da plan yapıyorum kendime. Çamaşırlarım var. Makinede çamaşır dağıtmam lazım. 4 5 6 10 Nereden girmiş bunun içine? Çocuk orayı mı? Hı hı. Bazen tavada artırıyorlar. Ben de yağ ziyan olmasın, çocuk ziyan olmasın diye öyle koyuyorum. Çamaşır çıkaracak zaten. Domates koyup doğrasam mı ki? Domates de çok güzel. Kapı çaldı. Bu sefer bir gelen olmuş olabilir. Bir bakayım. Yine takılı kalmış zil. Bu sefer nasıl takılı kalmış biliyor musunuz? Hani şu şey var ya. Bak şuradan göstereyim. Şuradaki açtırma kapama yeri var ya. Bu tam ortada kalmış. Ortada kaldığı için sabire çalıyor kapı. Sabah kalkıyorum. Ne plan, ne yapsam bugün sabahtan beri düşünüyorum. Akşama yemeğimiz var bugün. Dün çünkü dünkü lahmacun annem bayağı ya çok yaptırdı. Bugüne de var. Bugün lahmacun yeriz yine biz. Ama ev işi olarak da bir planlamam lazım. Bir plana şeye sokmam lazım ki benim ekstra yapmam gereken işlerim var. İşte mutfak dolaplarım silinecek, salon camı silinecek. Bu işleri de yapabilmek için. İşte çay kaynıyor, altını kısayım. O gün Ali'ye öyle bir kızdım ki, hatta videoda da konuşmam duyulmuştur. Ya şu domatesler tam çok güzel domates. Kış günü böyle domates bulmak zor olur da
gerçekten. Hem lezzetli hem de güzel. Kabuğu falan incecik. 35 liraymış. Şimdi şöyle. Biz bir yaz boyu 10 liradan 15 liradan aldık domatesi. Hatta şey zamanı, konserve zamanı 8 liraya 7 liraya kadar da düştü domates. Şimdi şeye gitmiştik geçen. Migros'a gitmiştik. Migros'tan mı? Ay pardon ya, şaşırdım. Konuşmayı Migros'ta yapmıştık. Hastaneye gitmiştik ya. Nilay'ın kontrolü vardı. Hastaneye gitmiştik. Hastane yolu üzerinde de pazar var. Her hafta pazar kuruluyor oraya. Oraya gittik. Orası da tabii ki semt olarak da biraz şey bir yer. Biraz pahalı bir yer. Neyse, pazarın önünden geçiyoruz. Ali'ye dedim hadi geç. Hava da yağmurlu. Dışarıda yağmur yağıyor. Biz çocuklarla arabadayız. Eğer ki şey olmasaydı, hava yağmur yağıyor olmasaydı ben de inerdim. Ama yağmur yağıyor. Kucağımda Nilay'la inemem. Normalde esas bizim buranın pazarına da gidemedik. İşte hafta sonu da annem şey yapacak ya. Böyle misafir, yemekli misafir alacak ya. Soğan yok, patates yok, evde bir şeyler yok. Hadi dedim sen git al. Annem de onun kaygısını çekip duruyor. Pazara da gidemedik. Nereden alsam falan filan diye. Ha, her yerde pazar var. Her yerde alırsın. Manavda, pazarda çok tabii ki de. Ama tabii ki o her yerin fiyatı da bir olmuyor. Hadi dedim hazır dedim. Pazar kurulurken dedim. Araba da bizdeyken dedim. Hadi gitsen dedim. Soğandır, patatestir, domatestir al gel dedim. Ben bekleyeyim arabada. Hadi de gitti aldı geldi. Ben de tabii hiç fiyatlarını ben sormadım Ali'ye. O gün şeyde mağazada Migros markette böyle bir şeylere falan bakarken domatesin kilosu ne kadar yazıyordu ya Rabbim? 42 lira mı yazıyordu? 47 lira mı yazıyordu? Öyle bir şeydi. Ali'ye dedim ay dedim domatesin fiyatına bak ne kadar pahalı falan dedim. E dedi ben kaç liradan aldım ki o gün dedi. Kaç liradan aldım? 35 liradan demez mi? Ne dedim? 35 liradan domates mi aldın sen dedim. E dedi almayayım mı? Ya alma ya dedim. Böyle bir sinirlenmişim. Sinirli konuştum. Alma ya dedim alma. 35 liradan da domates yemeyelim bu hafta dedim. Yani şart mı yememiz? Ondan sonra ay çok canım çeker bir kilo alırsın. O ayrı bir şeydir. Ya dedim biz yaz boyu dedim 10 liradan aldık 8 liradan aldık domatesi dedim. 35 liradan domates mi alınır dedim. Keşke dedim ben gelseymişim ama işte yağmur yağıyordu. Çocuk kucağımda nasıl geleceğim arabadan. E dedi ne yapayım dedi. Ben dedi şey yapmam 35 liradan aldım dedi. Yani domates almayayım mı dedi. Ya dedim tamam bak çok canın çekiyorsa al. Ama 1 kilo alırsın. 35 liradan da kalkıp benimki aldığımı 2-3 kilodan aşağı almıyor. Düşünün artık o bir domatese 100 lira para vermiştir şimdi. Bir kızdım bir sinirlendim ama hayır yani şöyle ben çok pahalıysa almam. Çok canım çekiyorsa yarım kilo 1 kilo alırım. Ama biz o kadar çok aşırı her gün kahvaltıda domates salatalık olacak diye bir şey yok. Öyle ben şey değilimdir yani. Ya çok canın çeker bir kilo alırsın. Ya dedim bizim buraların pazarı gene biraz daha uygun. Hani orada 35 liraysa bizim burada 15-20'dir yani. Ya dedim tamam bir kilo alırsın dedim. Sonuçta birkaç gün sonra bizim buranın pazarı açılır. Bizim buradan alırız. Ya dedim ne dedim bu kadar pahalıya alıyorsun? Salatalık öyle. Zaten domates öyleyse salatalık da öyledir. Aynı fiyattır. Ali sormaz. Ali'ye değil ki git patlıcan al. Hiç fiyatını sormaz. Gider sadece şeyine bakar. Yani taze mi değil mi ona bakar sadece. Hiç isterse 50 olsun 100 olsun fiyatını sormaz. Ben ona al dedim ya tamam. Ne yapayım sen al dedin ya tamam ben al dedim de sen bir hiçbir fiyat araştırmasın soruşturmasın bakmasın. Kızdım valla. Şimdi çocukları çağırayım. Onlar da sofrayı mofrayı sersinler. Çayım da kaynayıp duruyor zaten. Altını kısmıştım da kapatayım. Bugün şey yapayım.
biraz balkonda oturdum. Çayı ısıttım kahvaltı yaptıktan sonra. Çayı ısıttım. Nilay'ı da karnını falan doyurdum. Ondan sonra oturdum balkonda. Çok güzel balkona güneş gelmiş. Çayımı içerken arkadaşım aradı. Göknur dedi. Başka bir arkadaş var. Ona geçiyorum dedi. Sen de gel dedi. Tamam dedim. Birazdan dedi geçeceğim dedi. O da pazara gitmiş. Pazardan dönünce haber verecek. Bugün pazartesi, bizim buranın pazarı. Bütün zaten balkonda oturuyorum. Mahallenin bütün hanımları pazara çıkıyorlardı. Yukarıda yokuş yukarı biraz. Ondan sonra ben önceden hep pazara giderdim burada otururken. Sürekli pazartesi pazarına giderdim. Bir de çarşamba pazarı vardı. O da az ileride kuruluyor. Bazen de ona giderdik Ali ile beraber. O zaman araba vardı. Arabayla giderdik pazara. Pazartesi pazarına ben kendim çıkardım. Şimdi de baktım bütün mahallenin hanımları pazara gidiyor. Arkadaş da aradı. Göknur dedi, Sevgi dedi, pazardan gelince dedi ona geçeceğim. Ben sen de gel dedi. Tamam dedim, gelirim. Sen geçince bana haber et dedim. Dedim şey yapmayayım. Oyalanmayayım artık, kalkayım. Hemen mutfağa neyi işlerimi toparlayayım. Haber gelince giderim ben de. Hem Ayrin'in arka şeyi, hem komşumuz oluyor. Komşumuzun da kızı. Kendisi şimdi başka yerde oturuyor. Buraya annesi yine gelmiş. Hem de Ayrin'in sınıf arkadaşı kızı da. Bizim de oradan vakit geçirelim. Şuraya şey döküldü, ayağıma da döküldü şu şeyle sildim. Temiz güven deriyle. Bu mutfağın halısı da yine kirlenmiş, makineye atılacak. Ay, sessiz olun. Mutfağa beyaz halı almayın. Ben hep böyle beyaz kestirdim vakti zamanında. Ama şey işte şimdi zor oluyor ya. Haftada makine atılması gerekiyor valla. Ha böyle çoluğunuz çocuğunuz. Yani ne bileyim, evde bir çocuk iki çocuk olur. Yani kalabalık bir aile değilseniz sorun olmaz. Ama biz kalabalık aile olduğumuz için biraz. Valla bu halı 10 yani bir hafta demeyeyim de 10 gün en fazla, yani 10 günde makine yapman gerekiyor halıyı. Halıda yedek halım var da, ama yani bunu alıyorum, makine yatıyorum, yedeğini seriyorum hemen. Sabahleyin makineye çamaşır atayım dedim, su kesikti. Bak hala kesikmiş. Kesik dediğim yani akıyor ama depodan akıyor. Depodan aktığı için taziksiz akıyor. Deponun suyuyla da çamaşır makinesi çalıştırılmaz. Depo biterse susuz kalırız. Da da.
Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Tam böyle sahilde gezmelik, balkonda oturmalık bir hava. Thank you.
Thank you.
Nilay'ı da aldım yanıma, sardım sarmaladım. Arkadaşa geçiyorum kahve içmeye. Hadi yürüyün bakalım. Bunlar da oyuncaklarını aldılar. Bir kahve içip geçeceğim eve. Şu kısmı çok güzel ya. Yumuşacık. Hadi. Yakın. Evet. Simay'ın anneannesine gidiyoruz. Çağır bakayım hadi. Mebati de Mebati. Mebati. Çağır Zilabas kızım. Zilabas kızım. Bir şeyler diyeceğim kızım bana. Annem her gece azıcık yorulsa hasta oluyor. Akşam hep şurada öyle kötüydüm. Çok kötüydüm akşam. Çok kötüydüm. Ateşlendim, bir ateşlendim ya. Allah'ım dedim, ne bu ateşlendi dedim. Özür dilerim, yüzüme şöyle soğuk geliler, şef kaldı, azıcık ateşim oldu. Ondan sonra ağrıyor her yerim, valla dayanamadım. Ay annem yavaş. Çağırdım sen bir iğne yapılsın diye. Bir tane daha yapak da. Bir tane iğne yaptırım da biraz daha iyileşim kızım. Pınar, Pınar. Annem şöyle yapma kızkala. O nasıl uykusu var artık. Sabahtan beri uyanık çünkü. Beni mi ettin kızım sen?
Öyle mi ettin kızım? Ömer'im benim. Güzel kızım benim. Oynatmıyor. Ettiriyor kaldırıyor. Nenene kızım nenene. Nene de kızım nenene. Dombala kızım dombala. Uzaylı oynatarken. Ay dede. Ay dede. Ay dede kızım benim. Ay dede. Ay dede kızım benim. Ya. Kızım benim annenler seni özledim bizi. Kaç gündür görmüyorum kızım. Çıkamıyorum ki. Çıkar halim yok yok. Merdiven elim çıktım. Ayaklarım çok ağrıyor. Ya. Toplar bizi. Ben iki sefer inçik yapayım. Ayaklarım ağrıyor. Merdiven ayağı dizi ağrıyana merdiven hiç çıkmaz. Ya değil mi kızım? Onu benim bebeğimi severim. Küçük bebeğimi severim de. Ya. Hava da bugün çok yağışlı. Daha yok. Karanlık karanlık. Karanlık. Kızım hiç gezmeye gidemiyor. Ben azıcık gezmeye götürürüm dese de yer nereye gidecek? Sahil yok. Sahili su basıyor. Yağmur yağdı mı sahili su basıyor. Kızım büyüyene kadar inşallah. Evet bağlı. Azıcık yaza kadar azıcık büyürsen kızım. Seni emeğe evime mi neydi? götürürler seni. Kızımı ben parklara da götürürüm, AVM'lere de parklara götürürüm, pikniklere, denize götürürüm. Yaza denize. Denize atarsınlar. Şey alırız, geçen sene Yakup'a şey almıştık, simit almıştık. İçine oturmalı simitlerden, can simidi. Buna da alırız bir tane. Yaza kadar 9 aylık falan olur. Oturur şeyin içine. 9-10 aylık olur. Can simidinin içine oturur. O zaman onu o zaman oturursun. Atarsın bu denize kendini. Çıpır çıpır yüzer kızım. Uyuyorum ben uykuya uyan kızım. Ben geldim yuman kızım. Uykusu var uykusu. Benim tatlı kızımı tatlı kızımı. Küçücük ağzı. O son bir an. Ben de öbürü aşıklar o bir an. Değil mi mesela sabahtan beri uyanık? Kalktı kakalı yani uyanık daha uyumadı tekrar. Merhaba acık bunu uyursa. Merhaba acık bunu uyursa. Babası uyuyor mu? O da o saat 3. Bir saat sonra falan kalkar. Camda değil bu yücük, camda. He belli de olmaz. He bu camda bir değil. Bir kenara koyarım açar gözlük. Anneciğim onun sesini kısar mısın? Evet. Hadi ben biçim yapayım. Onlar Erdem, battaniye de. Battaniye teyzesi bir. Neyi? Battaniyeyi. Dedi bana afattan verikler yapışmışsın da battaniye var. Bunu Erdem'e verin de üstünü örtsün dedi. He sağ ol. Erdem de gelince benim üstünü örttü. Ya 2-3 gün olduydu verelim. O da yağış yapmalıyız. Gelen olsa gönderirim dedim bir de. Burada örttü üstünü. Aşınları alıp yastığı da götür oğlum. Haydi katlayıver ama. Şimdi annemin yanından geldim. Annemle bir kahve içtik. Şöyle birazcık balkonda oturacağım 5 dakika. Sıkıldım evin içinde otur. Mutfağa da geçmem lazım. Mutfakta biraz bulaşık var ama şöyle birazcık temiz hava alayım istedim. Gece de çok yağmur yağdı. Ortalık böyle yağmur yani havayı yıkamış tertemiz mis gibi bir hava var. Kapalı sabahtan beri hava kapalı ama en azından temiz bir hava var. Hı? Çocuklar yolda oynuyor. Maşallah çok çabuk gelişmeye başladı benim bu çiçeğim. Bakınız yeni yapraklar veriyor. Demek ki dışarıda daha iyi oluyor bu. Benim bundan daha önce vardı. Öbür evdeyken. Yani o da gelişiyordu ama bilmiyorum bu kadar çabuk gelişmiyordu herhalde. Toprağında böyle şeyler olmuş. Yeşil.
Bunlar neden oldu acaba? Kahve. Bunları vallahi koparıp yemeye kıyamıyorum ben ya. Ama şey dedi o gün kayınvalidem, dibinden dedi, şunlar dedi, dibinden biç dedi. Yeni yeni şey versin dedi. Yapraklar versin dedi. Şu da gitti ya. Maşallah şu sarıp sarmalamış vallahi burayı. Ne yapsam, ne tarafa versem bunun şeyini ben. Şu tarafa versem olmuyor. Orada direk var. Şöyle bu tarafa mı vereyim? Olmadı. Şey almam lazım benim. Sarkaç saksılardan. Sarkaç saksılardan almam lazım ki. Bakın kalonşum da çiçek açmış. Şey tomurcuk yapmış, çiçek açacak. Keşke bundan daha çok ekeydim ben. Bu sene çok fazla ekmedim. Annemde çok var bundan. Şimdi de eksem olur. Bunun bir belli bir ekim zamanı yok. İstediğin zaman ekebilirsin. Şunu yengemin bahçesinden almıştım. Gayet güzel büyüyor bakın. Ama aralardan da dalları da kuruyor. Mesela şu dal kurumuş. Şunu koparıp atalım. Gerçi şurası da varmış ama neyse. Ya da hiç dokunmayayım valla. Mis 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 gibi kokuyor Reyhan'ım. Buna bazı yeri kuru, bazı yeri şey, bazı yerinde bak kuru dalın içinde taze yaprak var. Ben de anlamadım. Ay, yoldan motor geçiyor. Geçen motorların sesinden. Buna kış gelince yapraklarını da aha düşürdüm. Ay ben de var ya kendi elimle yaptım yapacağı. Ha şey ama işte annem de şey dedi, kutusu çok küçük demişti. Bunu benim büyük saksıya almam lazım da nasıl alayım? Ali ile şeye gitmem lazım. Dal kopardık bak iyi mi? Ha, yok önceden kopmuş bu dal. Ama ekilir. Şurada dursun da. Çok taze yaprakları da var. Esas şurayı komple böyle kesip büyük saksıya almam lazım. Taşımıyor. Kutu taşımıyor. Çok ufacık saksı ne olacak? Şunun diğeri ha. Ay maşallah bu da büyüdü de büyüdü. Arkadaşımdan almıştım. Bak kaç ayda? 2 ay kadar bir zamanda kocaman oldu. Şöyle ufak ufak dallardı yani şunun gibi. Ha şunun gibi küçücük küçücük dallar. 2-3 tane daldı. 2 ay kadar bir zamanda, 2 ay mı diyeyim? 3-4 ay diyeyim hadi. 3-4 ay gibi bir zamanda saksı görünmüyor şu an. Saksısı görünmüyor. Arap saçı bunun adı. Çok güzel oluyor. Şunun içindeki de büyümüyor ama bilmiyorum. Çok şey olmuş. Şunlara bir düzen vermem lazım. Bazı dallar, bazı şeyler, yapraklar kuru kuru. Çok güzel oldu bu çiçeğim ya. Maşallah, subhanallah. Çok güzel oldu. Gür oldu, gür maşallah maşallah bayağı gür oldu.